hastalığın grip gibi algılanması da çok ciddi bir hata. Grip değil. Grip gibi denmesinin tek sebebi virüs kaynaklı olması. Herhangi bir şekilde bir ilacı olmaması. Yani griple olan tek benzerliği bu. Çok ağır seyrediyor. Yakalanan kişi, ağırlaşan kişi sonuç olarak nefes darlığından yani boğularak ölüyor. Nefes alamayarak hayatını kaybediyor. Siz tabi burada İtalyanların paylaştığı videoları görüyorsunuz. Balkonlarından müzik yapıyorlar. Bir şekilde morallerini yüksek tutmaya çalışıyorlar. Evet, tam bunlar eğlenceli. Tabii ki herkes moralini yüksek tutmaya çalışıyor ama hastanelerden gelen videoları görmüyorsunuz. Yatak kapasitelerinin nasıl yetersiz kaldığını göremiyorsunuz. İnsanların nasıl öldüğünü görmüyorsunuz. İnsanların ailelerinden uzak tek başlarına nasıl öldüğünü görmüyorsunuz. Gerçekten çok dramatik. Şimdi yoğun bakım ünitesine ihtiyaç duyuluyor. Tabii ki bu insanlar solunum cihazlarına bağlanıyorlar. Şimdi 300 yatak kapasitesi olan bir yere 3000 kişiyi götürürseniz elbette ki yatak yetersiz kalacak. Elbette ki birilerini seçmek zorunda kalacaklar. Şu an doktorlar insan seçiyorlar. Kimi kurtarabiliriz, kimi kurtaramayız diye. Yani durumun Türkiye'de bu seviyeye gelmemesi için evlerinizde durmanız gerekiyor. Yani evinizden çıkmamanız gerekiyor. Düğünler, nişanlar, konserler, efendim söyleyeyim söyleşiler, hatta ibadet yerleri, toplu ibadet yerleri, camiler, buralara gitmemeniz gerekiyor. Evinizde kalmanız gerekiyor. Yaşlıların hayatlarını kaybettiğine dair bilgi dolanıyor. Evet, ölenlerin büyük bir çoğunluğu yaşlı. Ama bu gençlerin hayatını kaybetmeyi anlamına gelmiyor. İşin en kötüsü yani özellikle genç nüfus ortalıkta dolandığı sürece bunlar bu virüsü birinden alıp diğerine götürecek demektir. Yani alışveriş merkezlerine hala gidiliyor. Alışveriş merkezinde bir kişinin bile virüs taşıyor olması oradaki yüzlerce insana, binlerce insana virüsü aynı anda bulaştırabileceği anlamına geliyor. Toplu alanlara girmemeniz gerekiyor. Yani Türkiye'de de yoğun bakım üniteleri, solunum cihazları sınırsız değil. Siz ortalıkta dolaştıkça hastalığı yayılma riskini arttırıyorsunuz. Hastalığın yayılma riskini arttırmanız demek sevdiğiniz insanlara bu hastalığı bulaştırmanız ve onların doktorların işlerini zorlaştırmanız anlamına geliyor. Yoğun bakım ünitelerinin yetersiz hale gelmesi anlamına geliyor. Lütfen işi ciddiye alın. Bu sadece devletin, sadece sağlık çalışanlarının yapabileceği bir durum değil. Yani altından sadece tek başlarına kalkabilecekleri bir durum değil. Ciddi manada sosyal sorumluluk çiziyor. Lütfen 2-3 hafta sosyal izolasyonunu uygulayın. Evinizden mümkün olduğunca dışarı çıkmayın. Temel ihtiyaçlarınız dışında benim canım sıkıldı. Aman biraz hava alayım. Bunlar için lütfen, lütfen dışarı çıkmayın. Lütfen sorumluluk gösterin. Türkiye'nin Avrupa ülkelerinin bir çoğunluğunun geldiği noktaya gelmemesi için çok ciddi halkın destek vermesi gerekiyor. Lütfen gerekli sorumluluğu göstererek evinizden çıkmayın. Teşekkürler.